Merhabalar, ben Avukat Mustafa Arı. Bugün tüketici işlemlerinden kaynaklı ayıplı mal, ayıplı hizmet ve tüketicinin seçimlik haklarından kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle tüketici işlemi nedir konusunu açıklamamız gerekiyor. Tüketici dediğimiz kişi herhangi bir mesleki veya ticari faaliyette bulunmak amacıyla olmaksızın bir mal alması veya bir hizmet alması durumunda bu hizmeti ve malı da ticari veya mesleki amaçla bu hizmeti sağlayan ve malı sağlayan kişiden almış olması gerekiyor. Tüketici işlemi söz konusu olacaktır. Tüketici işlemleri sonucunda tüketiciye herhangi bir ayıplı mal teslim edilebilir. Şimdi ayıplı mal ne dersek eğer, ayıplı mal tüketicinin o maldan beklenen faydaları sağlayamaması durumundaki gündeme gelebilir. Sözleşme esnasında kararlaştırılan mala aykırı bir durum olursa, bir kusur olursa yine ayıplı mal gündeme gelecektir. Örnek vermek gerekirse, internetten sipariş verdiğiniz cep telefonu veya bilgisayarın yazılımsal belli bir hatalarla size gelmesi durumunda bir ayıplı mal teslimi söz konusu olacaktır. Telefonun veya bilgisayarın yine bataryasında bir sorun olursa veya fiziki olarak çizikler ekranında hasarlar söz konusu olursa yine ayıplı bir mal söz konusu olacaktır. Ayıplı mal teslimi durumunda tüketicinin seçimlik hakları söz konusudur. Şimdi bunlara değinecek olursak, tüketici ilk başta ayıplı malı iade ederek sözleşmeden dönerek ödediği miktarı geri iadesini isteyebilir. Malın ayıpsız bir benzeriyle değişmesini isteyebilir. Malın ücretsiz onarımını isteyebilir. Veya çok büyük bir ayıp yoksa bedelden belli oranda bir indirim isteyebilir. Genel olarak ayıplı mal karşısında tüketicinin hakları bu şekildedir. Ayıplı hizmet nedir konusunda kısaca açıklayacak olursak, sözleşmenin süresi içinde başlamaması durumu veya sözleşmede kararlaştırılan şekilde beklenen faydaların sağlanmaması durumunda ayıplı hizmet söz konusu olabilir. Buna yine örnek vermek gerekecek olursa, örneğin lazer epilasyonu yaptıran bir kimsenin bu epilasyon sonucunda vücudunun değişik yerlerinde yanıklar oluşması durumunda bir ayıplı hizmet söz konusu olacaktır. Onun haricinde bir arabayı tamire bırakan kişinin arabasında gerekli tamiratların yapılamaması durumunda veya evini tadilat veya dekorasyon amaçlı bir tamirciye, dekorasyoncuya bırakan kişinin evinin istediği şekilde onarılamaması veya dekore edilememesi durumunda yine bir ayıplı hizmet söz konusu olacaktır. Veya yine telefonun veya bilgisayarın bir tamirciye bırakıldıktan sonra içindeki bazı silinmemesi gereken belgelerin tamircinin hatası sonucu silinmesi durumunda yine ayıplı hizmet söz konusu olacaktır. Ayıplı hizmet karşısında tüketicinin hakları ne, buna değinecek olursak da ayıplı hizmet karşısında tüketici sözleşmeden dönebilir ve bedelin iadesini isteyebilir. Ayıp nedeniyle belli bir oranda indirim isteyebilir. Buna göre bir ücret ödeyebilir. Tabii bu hakların yanı sıra Türk Borçlar Kanunu'ndaki hükümlere dayanarak da tüketici maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulması gerekiyor bu işlemlerden kaynaklı olarak yargı yoluna başvurmak için. Tüketici hakem heyeti mi yoksa tüketici mahkemesine mi başvurulacağı konusunda zaman zaman insanlar tereddüt yaşayabiliyor. Kanunda belirli parasal miktarlar düzenlenmiştir. O parasal miktarları geçmeyen rakamlar durumunda tüketici hakem heyetine, o miktarları geçiyorsa da tüketici mahkemesine başvurulması gerekiyor. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Son dönemde yeni çıkan kanunla beraber tüketici mahkemesine başvurulabilecek miktarda bir anlaşmazlık varsa bunun için ilk önce dava şartı olan arabulucuya başvurulması gerekiyor. Arabulucuya başvurulduktan sonra eğer bir anlaşma sağlanamazsa ondan sonra tüketici mahkemesine başvurularak iş yargıya taşınıyor ve çözümleniyor. Genel olarak tüketici işlemlerinden kaynaklı olarak ayıplı mal, ayıplı hizmet ve tüketicinin bu konuda haklarını kısaca böyle özetleyebiliriz. Bizi izlediğiniz, videolarımıza vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. İyi günler dileriz.